Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Sizlerle gördüğünüz gibi Trust'ın GXT148 oyuncu mouse'unun kutusunu açacağız. Evet, şimdi hemen kutu açılımıza geçelim. Vatandan aldım ben 70 liraya. İnternette daha ucuzunu bulamadım. Ben de dedim hem kargo beklemeyeyim diye gittim vatandan aldım geldim. 70 liraya aldım bunu. Böyle güzel bir mouse. Sol el sağ el desteği var. O çok hoş. Kutusunu daha açmadım. Şöyle gördüğünüz gibi 8 adet programlanabilir tuşuna sahip. Şey var, neydi lan onun adı? Software'i var ayarlayabileceğiniz, burada yazıyor zaten niye düşünüyorsam. 3200 dpi'ye kadar ayarlanabiliyor. Kendi içinde hafızası var. Bir de ışıkları var. Işığının rengi değişiyor mu hiçbir fikrim yok. Galiba değişmiyor ama. Kutusu güzel gözüküyor. Hani şurada yine aynılarını söylüyor. PC ve laptop desteklediğini gösteriyor. Optical mouse diyor. Örgü kablo gösteriyor. 1.7 metre kabloya sahip olduğunu söylüyor. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Şimdi kutu açmak için burada şeyleri var. Plastiği var. Sayayım. 1, 2, 3, 4. Burada şey var. Bunları açacağız. Şöyle. Buraları hızlandırıyorum. Ve sonunda açtım. Kutusu şuradan direkt çekiyoruz böyle. Şöyle yapayım. O neydi kız? Mouse cidden kutu premium gibi hissettiriyor. Değil tabii ki de, yani şu şeyi düşünmüş bu arada. Şuraları böyle kadifemsi. Çok güzel. Yani hoşuma gitti böyle. Hani kaliteli duruyor yani. O mouse'a birazdan geçeriz. Buraları gerçekten kaliteli duruyor yani. Kaliteli hissettiren bir kutusu var. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle mouse'umuzu çıkartalım. Kablosuyla beraber çıkıyor ve zaten başka da bir şey yok. Şimdi mouse'u incelemeye geçelim. Bunu geri yerine koyalım tabii önce. Evet arkadaşlar, şimdi mouse'umuzu incelemeye geçtik. Mouse buraları biraz böyle, hani nasıl diyeyim, böyle kaydırmıyor. Kaydırmaz yani eli. Şuralarda iki tane tuşu var. Sağlam duruyor. Buraları böyle tırtıklı, böyle plastikimsi gibi hissettiriyor ama plastik değil yani, böyle sert şöyle. Gördüğün göz gibi. Bu arada az önce gelen sesi şeyden de, ikinci kameradan da, ikinci kameranın hafızası dolmuş. Burada scroll'u böyle düz yapmışlar. Çizgi var. Dur. Şey yapacağım şimdi. Yakınlaştırmadan odaklamıyor. Kameram biraz gerizekalıdır da. Hatta şimdi de odaklamadım. Şöyle düz scroll'a sahip. Burada bir DPI tuşu var. Bir adet tane. Buraları kaydırmaz yani eli böyle. Kaydırmayacak bir yüzeye sahip. Şurada da gördüğünüz gibi sol el sağ el desteği. Sol el kullananlar için böyle. Sağ el kullananlar için de böyle. Gösteremedim sol tarafta olduğum için. USB kısmına gelirsek örgü kablo gayet güzel. Burada bir tane böyle bağlama şey yapmışlar. Artık kamera açısını. Evet, burada örgü bir kablo yapmışlar. 1.7 metre demiştim. Şunu bir düzelteyim. Gördüğünüz gibi şöyle örgü kablo. İşte odaklayamadığı için lanet kameram. Şöyle 1.7 metre. USB'sine geldiğimizde normal böyle altın kaplama yapmışlar gerçekten. Klavyede bundan yakınmıştık. Bunda oldu. Diğer mouse'umuzda örgü kablo yoktu Logitech'te. Şey de yoktu. Altın USB de yoktu, altın kaplama. Bunda var. Şimdi bir de şeye geçelim. Işıklarına bakalım. Bunun zaten farklı bir ışık seçeneği olmadığı için diğer Logitech videosundaki gibi çok fazla böyle şey yapmayacağız. Hani habire renk falan değiştirmeyeceğiz. Bu arada Logitech videosu çok uzun diye yakınmışlardı. Bunu o yüzden kısa tutmak için böyle konuşuyorum hızlı hızlı. Bir de Logitech'te bilgisayara geçtiğimizde ekran donma falan olmuştu kamerada. Sıkıntı olmuştu yani. Şimdi olmayacak diye umuyorum ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımıza geçtik. İlk taktığım anı size görün istedim. O yüzden beraber ilk kez takacağız. Şimdi takıyorum. Taktım. Evet, ışığı renk değiştiriyormuş. Şu an böyle nefes alma efektinde. Gördüğünüz gibi. Burada, buralarda ışık var. Şurada ışık var. Ve şurada ışık var. Nefes alma efekti veriyor şu an. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz size. Gördüğünüz gibi şu taraflardan ışık veriyor. Bir dakika, ışığı kapatır mısın? Bir de ışığı kapatıp bakalım. Nasıl olacağını, gözükeceğini karanlıkta. Gördüğünüz gibi karanlıkta böyle yalnız turuncu ışık veriyor şuraları. Acaba programında değiştirilebiliyor mu? Ha, DPI ile değiştiriliyormuş ve efekti de değişti gördüğünüz gibi. DPI'ye bir kez daha bastım, mavi oldu.
Bir kez daha bastım pembe. Bir kez daha bastım kırmızı. Bir dakika lan. Bayağı bir renk seçeneği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı. Ben size internetten bulabildiğim en ucuz siteyi koyacağım. Büyük ihtimalle Vatan'ı koyacağım. Vatan da daha ucuz çünkü. Sonra Vatan'da yorumlara hashtag Emirhan Nazlı yazın. Bırakın. Buradan, bu videodan gidenler için söylüyorum. Tabii zaten bunu izliyorsa gidecektir. İnşallah. Bırakın oraya. Öyle ben de göreyim, sevineyim. Evet, bu videomuzda bu kadardı. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.